Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Emre Orhan. Aynı zamanda Twitter ve Instagram'da da Teok Matkeo hesabının yöneticisiyim. Bugün sizinle 2016-2017 Teok'ta çıkmış sorular üzerinden genel anlamda dersler hakkında konuşmak istiyorum. Ve ikinci Teok için bilgi paylaşımlarında bulunmak istiyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Öncelikle 2016-2017 sınavına baktığımızda önümde notlarım da var oradan Faydalanacağım sizlere doğru bilgileri vermek için. Türkçe sınavında 20 sorunun aslında 13 tanesinin anlam bilgisi üzerinden geldiğini, anlam bilgisi derken de işte sözcükte anlam, paragrafta anlam, cümlede anlam konularının fazla olduğunu görüyoruz. 7 sorunun da cümlenin öğeleri, fiilimsi, yazım kuralları, noktalama işareti ve edebiyat bilgisi gibi kısımlardan karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama özellikle Türkçe sınavıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Ee, okuma ve anlama düzeyinde ciddi anlamda seçici sorular vardı. Dolayısıyla sadece test çözenler, sadece paragraf sorusu çözenlerin öne çıkabileceği değil, e, kitap okuma alışkanlığını yerleştirmiş, düzenli olarak kitap okuyan öğrencilerin de başarılı olacağı bir sınavdı. Özellikle e, TEOK 2'deki Türkçe e, kısmında da e, okuduğunu anlamaya dayalı soruların fazla olacağını e, düşünüyorum. Bu noktada e, kitap okuma alışkanlığı kuvvetli olan öğrenciler bir adım daha öne geçecektir. Bunu söyleyebilirim. Diğer bir kısımda matematik sınavına geldiğimizde, matematik sınavı geçmiş yıllara göre e, kolay bir sınavdı. Soru yüzdelerine baktığımızda aslında çarpanlar, katlar ve ekok ebob kısmının sınavın %25'ini, üslü sayıların %35'ini, köklü sayılar ve gerçek sayılar kısmında sınavın %40'ını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş yıllara göre kolay bir sınavdı. Kolay ve orta düzeydeki sorulardan oluşan bir sınavdı. Özellikle MEB'in kendi çıkarmış olduğu kazanım testleri ve MEB değerlendirme sınavlarıyla Paralel sorular vardı. Dolayısıyla bu kazanım testlerini ve MEB'in deneme sınavlarını e, sınav öncesi çözmüş arkadaşlar... ...ve oradaki soruları gerçekten anlayarak yapmış arkadaşlar... E, ...başarı olarak e, sınavdan çıkacaklardır. Fakat burada bazı sorularda e, çeldiricilerin kuvvetli olması öğrencilerin yanıltmış olabilir. Özellikle matematikte bir e, kök 27'li soru vardı ki... E, ...bana sorarsanız aslında 8. sınıf kazanımlarına uygun değil... ...baktığınızda evet yaklaşık değer olarak bulunabiliyor ama orada sorunun çözümünde kullandığınız yöntem eşitsizlikler. E siz eşitsizliği anlatmıyorsunuz. Dolayısıyla bir takım matematiksel hilelerle ya da tahminsel yöntemlerle soruyu çözdürüyoruz diye matematikselden uzak kalamayız. E bir de şöyle de enteresan bir durum var. Biz yapılandırmacı eğitim diyoruz. Bir şekilde matematik hayatın içerisine, gündelik hayatın içerisine sokmaya çalışıyoruz. Sorduğumuz soru kök 27 uzunluk olarak. Şimdi kök 27 doğada nerede? Hangi uzunlukta var? Yani dolayısıyla kendi içerisinde bir sürü e, çelişkili kısımlar var ama neticede soruna iptal olacaktır. Ne bir şey e, öğrenciler anlıyor ve çözüyor diye geçirecektir. Ama ben e, dediğim gibi uygun olmadığını düşünüyorum. Daha farklı bir e, soru sorulabilirdi. Matematikle ilgili düşüncelerim bunlar. Din kültürüne geldiğim zaman özellikle şunu söyleyebilirim. Bu TEOK sınavında hani dinde zorlama yoktur ilkesine pek uyulmamış. Din sorularının zor olduğu noktasında çok fazla sayıda eleştiri vardı. Özellikle Merve'nin babaannesi sorusu çok fazla geldi. Sosyal medya hesaplarından da bana geldi. Tüheldirileceğinin fazla olduğunu ve zorluk düzeyinin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle din kültürü yavaş yavaş belirleyici olmaya başladı. Bu noktada öğrenciler ...dönem içerisinde çalışmayıp son bir aya ya da son birkaç haftaya sığdırmaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir davranış. Özellikle Teok 2 için bu noktada gerekli adımlar atılırsa fayda sağlanacağını düşünüyorum. Bir diğer nokta, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili sorulara baktığımızda... ...ağırlıklı olarak milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler ünitesinden soru geldiğini görüyoruz. Bu ünitede yer alan geldikleri gibi giderler konusundan daha fazla sayıda soru çıkmış... Bir kahraman doğuyor ünitesinin soruları ise daha önce eski yıllardaki sorulara benzer şekilde. Milli uyanış, yurdumuzun işgaline tepkiler ve ya istiklal ya ölüm ünitesinin soruları daha seçici sorular, daha belirleyici sorular oldu bu sınavda. Ama özellikle notlarıma bakıyorum. A kitapçığında yer alan Milli Mücadele döneminde karşılaşılan güçlüklerle ilgili 17. soru ve düzenli ordunun kuruluşuyla ilgili 19. soru belirleyici olmuştur. Geçmiş yıllara göre daha zor diyebiliriz bu sorulara. Sınavın kapsamına baktığımızda da Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 6 soru, Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler ünitesinden 10 soru, Ya İstiklal Ya Ölüm e, konusunun altında yer alan İstiklal Milletindir kısmından da 4 soru geldiğini görüyoruz. Ama genel anlamıyla geçmiş yıllara benzer fakat biraz daha zor sorulardan oluştuğu söylenebilir sınavın. Fen sınavına geldiğimizde ise genelde birinci ve ikinci ünite arasındaki soruların eşit dağıldığını, birinci üniteden ağırlıklı olarak hücre bölünmelerinden soru çıktığını, ikinci üniteden de kaldıraçlardan fazla sayıda soru çıktığını söyleyebiliriz. <laughs> Genel itibariyle MEB'in kazanımlarına ve soru tiplerine uygun bir sınavdı. Son olarak İngilizce'ye geldiğimizde ise özellikle karşılıklı konuşma, okuduğunu anlama becerileri, sorularının fazla olduğunu görüyoruz. Bir kek tarifi ile ilgili soru sosyal medyada çok konuşuluyordu. Onun dışında cümle tamamlama, görsel yorumlama soruları fazla şekilde vardı. Genellikle ilk üç ünitenin konuları arasından seçilmişti. Çeldiricileri azdı. Dolayısıyla 2016-2017'nin TEOK ile ilgili genel yorumum bu. Fakat şunu söyleyeyim. Bu sınavdan nasıl çıkarsanız çıkın arkadaşlar. Daha maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı var. Dolayısıyla almış olduğunuz sonuçlardan ders çıkararak neleri yanlış yaptığınızı Araştırarak bunların üzerine giderek ikinci TEOK'ta daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Dolayısıyla sınav her şey demek değildir. Önemli olan hayatta kendinizi konumlandırdığınız yer ve mutluluk düzeyinizdir. Bunu içselleştirme oranınızdır. Dolayısıyla bu sınav artık bitti iyisiyle kötüsüyle. Buna takılmadan önümüzdeki sınava odaklanıp özellikle bu hafta sonu çok fazla bir şey yapmadan Ama pazartesi gününden itibaren artık TEOK 2 maratonuna başlayarak çalışırsanız sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında Teok'la ilgili özellikle matematikle ilgili yapamadığınız sorularla ilgili bana Twitter ve Instagram'dan Teok Matgeo hesabından ulaşabilirsiniz her zaman. Elimden gelen desteği sonuna kadar sizlere veririm. Dedikten sonra bu videoyu bitirmek istiyorum. Umarım herkes hayallerine bir adım daha yaklaşmıştır. Teok 2 için elinizden gelen her şeyi yapmanızı dileğiyle. Görüşmek üzere, hoşçakalın.